Sıkça sorulan sorulardan biri. İşsiz kalırsam ve sosyal yardım almaya başlarsam birikmiş olan param ne olur ya da ev kiram çok yüksek, bunu sosyal yardım Bürgergeld Job Center karşılar mı? İşsiz kalıp sosyal yardım almaya başladığınızda bir yıl Karenzzeit, yani tolerans zamanı tanınıyor. Bu demektir ki birikmiş paranız varsa öncelikle bir kişi, ilk evde yaşayan kişi ya anne ya babanın 40 bin euroya kadar parası olabilir. Bunu harcamak zorunda değil sosyal yardım alabilmek için. Bu araba değerinde de olabilir. Yani arabanız da 40 bin euro değerinde olabilir. Aynı evin içinde yaşayan kişi başına 15 bin euro birikmiş parası olabilir. Bu parayı harcamak zorunda değilsiniz. İlk bir yıl için. Aynı zamanda yaşadığınız evin kirası eğer sosyal yardımın karşılamayacağı boyutta ise yine bir yıl boyunca size zaman tanıyorlar. Yani kiranızın ya da yakıt giderlerinizin, elektrik giderlerinizin tümünü karşılıyorlar. Bir yıl sonra tekrar değerlendirmeye alınıyor. Yani ev kiranız çok yüksek, bir yıl sonra işte kendinize daha uygun bir ev bakmalısınız. Artık kiranızı bu yükseklikte karşılamıyoruz diyebilirler. Peki bir yıl sonra kendi biriktirilmiş paranız ne olacak? Bir yılın sonunda bir kişinin 40 bin euro sermayesi artık olmaması gerekiyor. Yani o bir yılın içinde 40 bin euro 15 bin euroya erimiş olması gerekiyor. Ya da bir yılın sonunda sosyal yardım aldığınız yer Job Center hesaplayacaktır. Size bu para 5 ay, 3 ay yeterlidir. Önce o parayı kullanın, ondan sonra tekrar biz ödeme yapacağız. Evin içinde yaşayan herkes bir yıl sonra sadece 15 bin euro birikmiş parası olabilir. Dediğim gibi bunlar bir yıl sonra için geçerli.